Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler. HTC'de Sine 200 arka kapağı nasıl sökülüyor onu sizlerle paylaşacağım. Evet, gördüğünüz gibi arka kapak sabit, gördüğünüz gibi. Evet, bunu nasıl açılıyor onu sizlerle paylaşacağım. Açmadan önce SIM aparatı ile hafıza kartı aparatı çıkarmanız gerekiyor. Onları çıkarmak için kendi iğneleri kullanmanız gerekiyor. Kendi iğneleri ucları sivri olmadığı için SIM kızağına zarar vermiyor. Evet, iğneyi yuvaya yerleştiriyoruz. Şu şekilde hafif bastırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yaylı olduğu için atıyor zaten. Şu şekilde. Hemen diğerini de çıkarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde. Yalnız çıkardığınız gibi tekrar o şekilde takmanız gerekiyor. Yoksa cihazınıza zarar verirsiniz. Bilginiz de olsun. Evet, şöyle bir aparatla da sökebiliyorsunuz. Ama dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekiyor. Yalnız aparatları çıkarmadan açmaya çalışmayın. Çünkü cihazınıza zarar verirsiniz. Bilginiz olsun. Hem ekrana, arka kapağa zarar verirsiniz veya da bataryaya. Ya da aynı zamanda power tuşu, ses kısma ve artı tuşu filmine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü film kolay zedeleniyor. Bilginiz olsun. Evet, şu şekilde. Ve daha önce açtığım için yoksa bu şekilde siz biraz daha zorlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çünkü bu kadar kolay açılmıyor. Evet, şu şekilde. Bazen burası yapışkanlı oluyor. Arka kapakla. Şu kısım yapışkanlı oluyor. Hani biraz daha zor açılıyor. Bilginiz olsun. Evet, bu sizi aldatmasın. Çünkü kolay açmam. Siz bu şekilde kolay açamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet. HTC Desire 200 arka kapağı bu şekilde sökebiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi. Merak ettiğiniz bir şey varsa veya da cihazınızı merak ediyorsanız bu şekilde arka kapağı sökerek cihazınızın bilgilerinize erişebiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi burada filmler yer almakta. Kamerası burada. Kamera tozluysa silebiliyorsunuz. Tozunuzu alabiliyorsunuz. Evet, soketi de bu şekilde burada gördüğünüz gibi. Bunda bir sıkıntı varsa arka kapağı söktükten sonra onun da arızasını giderebiliyorsunuz. Ve şurada şebeke kabloları var aynı zamanda. Bazen cihaz yere düştüğü zaman o şebeke kabloları yerinde çıkıyor. Onları da arka kapağı söktükten sonra onları da yerlerine takabiliyorsunuz. Şu şekilde. Tekrar takmak için ilk önce soket kısmını takıyoruz. Fakat şu tuşlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şu tuşlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü power tuşu ve ses kısmı artı tuşları iribitli olduğu için yine film üzerinde gördüğünüz gibi ona çabuk zarar görüyor. Bilginiz olsun, aşınıyor onlar. Bunları dıştan bantlayarak evet, şu şekilde yapmanız gerekiyor. Düşmemesi için. Evet, şu şekilde bantlayabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi. Bunlar düşme riski kalmadı gördüğünüz gibi. Evet, şöyle soket kısmını ilk önce takıyorum. Yalnız takarken acele etmemeniz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde takmanız gerekir. Evet, şu şekilde. Evet, şu anda da aparatları takacağım. Cip tarafı arka kapağa bakacak şekilde takıyorsunuz. Evet, şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi. Aynı şekilde takıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. HTC Desire 200 arka kapağı bu şekilde söktük. Aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.